Selamünaleyküm. Yeni Asya Gazetesi Yorunur TV izleyicileri. Bir programda yine birlikteyiz, beraberiz. Bugün konumuz Hıdır Ellez. Hıdır Ellez'i konuşacağız. Konuğumuz Yeni Asya Gazetesi ilahiyatçı yazar Süleyman Kösmen'e. Süleyman Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun. Haydikler öylesin inşallah. Hocam, bugün Hıdır Ellez konusunu konuşmak istiyoruz. Malum, evet. Bugünlerde Hıdır Ellez'i yaşıyoruz. Nedir Hıdır Ellez'in manası, açılımı, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle bu tür günler geleneklerimize çok iyi yerleşmiş. Hıdır Ellez gibi, Nevruz gibi bir takım geleneksel hale gelmiş günler var. Bunu dini boyuttan da ayırmak lazım. Çünkü eğer dini bir mahiyet verecek olursak yanlış olur. Çünkü çok fazla bir kaynak da yok. Sıhhatli bir kaynak yok daha doğrusu. Hıdır Ellez, Hızır ve İlyas isimlerinin birleştirilmiş hali. Hızır Aleyhisselam yaşamış bir peygamber. Peygamber olduğu konusunda rivayetler güçlü. İlyas Aleyhisselam da yaşamış bir peygamber. Her ikisi tarihe geçmiş. Tebliğ yapmış, Allah'ın adını yeryüzüne yaymış, anlatmış, tebliğ etmiş, Allah'ın adını açıklamış peygamberler. Dolayısıyla bu iki peygamberlerin bir de benzer yanı var. Her iki peygamberin de hala ölmediği ve yaşıyor olduğu konusunda da ciddi rivayetler var. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın hala yaşadığı ve yeryüzündeki birçok işte masumların, ihtiyaçlı olanların, fakir fukaranın diyelim ya da masumların imdadına koşan bir tavrı olduğu, yeryüzünün başka bir boyutuyla tasarrufunu elinde bulundurduğu gibi bilgiler var. Güçlü bilgiler var. Üstad Said Rıza Hazretleri de mektubatın girişinde bu konuyu keza ele almış. İlyas Aleyhisselam da öyle. İkinci hayat dairesi nedir diyor. İlyas Aleyhisselam ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın hayat boyutu. Yani yeryüzünde yaşıyorlar. Bizim gibi yiyip içmiyorlar. Yeme içme yaparlar ama mecbur değiller. Bizi kuşatan şartlarla kuşatılmış değiller. Yani yürümek zorunda değiller. Birdenbire yer değiştirebilirler. Bizim gibi acıkmazlar, susamazlar, yorulmazlar. Buna benzer bizi kuşatan beşeri şartlar onlarda şu an olmadığı konusunda ciddi kanaatli rivayetler var. Yeryüzünde gezen, yeryüzüne tasarrufu bir noktada başka bir cihette elinde bulunduran iki tane peygamber. Bu peygamberlerle ilgili rivayetler de var. İşte Hızır Ellez, Hıdır Ellez denen bu gün sanki bu iki peygamberin buluştuğu rivayetine de dayanıyor. Bir su başında, bir bahar günü buluştukları ve konuştukları tarzında kanaatler var ama çok sağlam kanaat değil bunlar. Sağlam kaynaklardan daha doğrusu okumadığımız kanaatler. Ama halk arasında böyle bir yaygın kanaat var ve bugün için işte ateşten geçme tarzında da bazı gelenekler, bazı etkinlikler de düzenliyor. Halk bunu düzenliyor. Yani hiçbir baskı olmadan. Biz şöyle diyelim, yani ateşten geçmenin fazileti yok. Başka türlü günahlar falan dökülmüyor yani ateşten. Günahlar da dökülmüyor. Dualar da kabul olur demek de yanlış olur. Dualar o şekilde kabul olmaz. Hatta Hıdır Ellez'in ile ilgili şöyle bir rivayet de var. Rivayet de değil, belki bir söylenti sadece. Hıdır Ellez günü sabah namazından sonra dua edilirse kabul olur gibi bir inanış da var. Ya bunun da bir sağlam kaynağı yok. Asıl esasen Allah bütün duaları her zaman kabul eder. Biz sınırlamamak gerekir. İşte Allah'ın kabulünü, Allah'ın rahmetini, Allah'ın bizim hangi duamızı ne zaman kabul edecek konusunda biz ne sınır koyabiliriz, ne biz bir bu noktada etkinliğe sahibiz. Bize dua etmek düşer. Biz beşeriz, Allah'ın kuluyuz. Ama her zaman sabah namazı olabilir, akşam namazı olabilir, diğer namazlar olabilir, diğer vakitler olabilir. Kula dua etmek düşer, değil mi, her vakit? Ya bugüne özel bir duanın kabul şekli yok ama cuma gününe özel duaların kabul edildiği bir icabet saati var. Diğer mübarek gün ve gecelerle ilgili rivayetler var. Dolayısıyla o günleri bastıran bir rivayet Hıdır Ellez'le ilgili doğrusu ben görmedim, yok ama bugüne dikkat etmek gerekirse şöyle, şirk olmasın. Yani şirk inancını yaşamasın insanlar. Böyle ateşe tapar tarzı olursa tabii ki şirkten
tevhidden uzaklaşırlarsa doğru olmaz. Ya da ateşten bir şeyler isterse. Çünkü bu ateşe tapma meselesi, ateşten geçme meselesi biraz doğu kültürlerine, Fars İran kültürüne kadar, evet, İran kültürüne kadar uzanıyor. Mecusilere kadar uzanan bir bunun altyapısı var. Onlar ateşten geçerken işte dilek ediliyorlar filan, dua ediyorlar, kabul. Yani ateş temizliyor konusunda olarak düşünüyorlar herhalde mecusiler. Evet, o tarzda. O boyut olursa tabii ki yanlış olur, şirk olur. Allah'a şirk koşulmuş olur, o yanlış olur. Ama ateşten geçme bir zevk halindeyse, bir eğlence ise buna bir şey diyemeyiz. Bir eğlencedir. Sadece orada kalmak lazım. Bunun da ötesinde dualar her zaman kabul olur. Bahar günlerinde özellikle her şey yeniden açıyor. Yapraklar, çiçekler, ağaçlar yepyeni süslenmişler. Bütün bağ ve bahçeler yepyeni güzellikler kazanmış. Bunun için de Allah'a şükür gerekir. Bütün bu canlılığı veren, hay sahibi olan, hayat sahibi olan, muhi olan Cenab-ı Allah varlığını yeryüzünde hissettiriyor. Ben varım. Kış gibi çok fakir, yeryüzünün kupkuru olduğu ayların hemen arkasında yeryüzü yepyeni bir canlılığa kavuşuyor. Sineklerden kelebeklere kadar, böceklere kadar, ağaçlara kadar, çiçeklere kadar böyle bir canlılık var. Allah kendi varlığını ısrarla, farkındalık yaparak, işte ben buradayım, ben varım, bütün her şeyi ben canlandırıyorum. Bu yeniden ba'su ba'del mevt var, yani öldükten sonra diriliş var. Ve bunu siz mahşer günündeki dirilişe benzetin ve zaten ayet de öyle söylüyor. Cenab-ı Allah ayet-i celil'e de yıllarda ba'de mevtihe. Ba'de mevtihe diyor. Yani Allah'ın rahmet eserlerini bakınız, fenzur ile eser rahmetillah. Bakınız Allah ölüleri nasıl diriltiyorsa sizi de öyle diriltir, hı hı, diye Cenab-ı Allah bahar mevsimini örnek veriyor. Evet. Çünkü bahar mevsiminde Allah ölüleri diriltiyor. Hı hı. Bu ölenler ağaçlar, kuru ağaçlar, kuru çalılar, böcekler, hayvanlar, birçok hayvanat kışın ölüydü, bunların hepsi, birçoğu. Ya da kış uykusundaydı ama baharda şu günlerde hepsi hayata kalkmış, dirilmişler, yepyeni hayat kazanmışlar. Bu bize hem Allah'ın varlığını gösteriyor ve net şekilde Allah'ın aramızda olduğunu, tabir caizse tabii ki, tasarruf ettiğini, tasarrufunun devam ettiğini, evet, teşekkür ederim, gösteriyor. Ve bir de ahiretin varlığı konusunda net belgeler sunuyor bize. Allah ağacı nasıl diriltiyorsa, böcekleri, kuşları, sinekleri nasıl diriltiyorsa, insan da öyle diriltecektir diye ayet de bunu zaten söylüyor. Yani biz bu bahardan bunu çıkarmamız daha iyi olur. Hıdr el-Lez ile ilgili olarak Hızır ve İlyas aleyhisselama belki dua gönderebiliriz. Salavat, selam gönderebiliriz. Bunun da ötesinde bize düşen dini görevlerimiz baharla ilgili, tefekkürle ilgili, zaten dinimiz bize yeterli bir belge sağlıyor. Evet. Zaten hocam Kur'an-ı Kerim'de de, değil mi, Hazreti Hızır'ın Hazreti Musa ile ondan sonra arkadaşlıkları, evet, konu ediliyor. Yani o zaman bu Hıdır el-Lez'in dini bir yönü yok. Sadece böyle bir folklorik bir yönü var mı diyelim? Nasıl, doğrudur, tabir edebiliriz? Folklorik bir yönü var. Halkın işte kutladığı, eğlence yaptığı, hı-hı, belki kırlara giderek oturduğu, işte piknik, hı-hı, yaptıkları bir, hı-hı, değeri var en azından. Peki hocam bu kutlamaları yaparken de nasıl davranmak lazım? Yani sanki kutlamalar böyle biraz daha böyle halk arasında hep beraber kadınlı erkekli gruplar halinde yapılıyor. Bu da aslında sakıncalı yani, değil tabii mi? Tabii ki haramlardan uzak durmak yani lazım. İsraftan uzak durmak lazım. Yani işte bir sürü şey getirip de yemediğimizi atıp böyle bir israf lüksü hiçbir zaman, hiçbir bayramda yok zaten. Eğlencelerde israftan, işte aşırılıklardan uzak durmak lazım. Meşru eğlenceler ya olabilir. Meşru, evet. Meşru eğlencelerin ötesine taşmamak lazım. Şiddet olmaması gerekir. Dolayısıyla belli ölçüleri korumak lazım. Evet, evet. Yani bazen de mahallelerde görüyorum ben, bu ateşleri çok yakıyorlar, ediyorlar. Sıkıntılı oluyor, süreçler de oluyor yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yeni Asya Gazetesi Yorunur TV izleyicileri, Süleyman Kösmene hocamızla Hızır el-Lez konusunu konuştuk. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.